Akademi'de sıradaki konumuzsa destek ve dirençle ilgili diğer önemli bilgiler olacak. Fiyat dirençten geçtiğinde bu direnç potansiyel olarak desteklenebilir. Fiyat bir direnç seviyesini ya da desteği ne sıklıkla test ederse direnç ya da destek seviyesi o kadar güçlü olur. Bir destek ya da direnç seviyesi kırıldığında takip eden fiyat hareketinin gücü, kırılan desteğin veya direncin ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır. Fiyat destek bölgesine yaklaştıkça alım baskısı, direnç bölgesine yaklaştıkça satış baskısı gelebileceğinden fiyat belirlenen seviyeye gelmeden önce dönüş sağlayabilir. Destek ve dirençlerin tespit edildiği zaman aralığı arttıkça güvenilirliği de artar. Örneğin 4 saatlik grafikte oluşan bir destek noktası 15 dakikalık grafikte tespit edilen destekten çok daha sağlam veri olabilir. Genelleme yapmak her zaman doğru olmamakla birlikte yuvarlak sayıların güçlü direnç ve destek seviyeleri oluşturma eğiliminde olduğu söylenebilir. Örneğin kripto paralarda alım ya da satım emirlerinin çoğunlukla küsuratlı olmayan düz sayılar üzerinden emir girilme eğiliminde olduğu gözlemlenir.